Türkmenistan. Orta Asya'da yer alan bu ülke, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkiye ile birlikte günümüzdeki 7 bağımsız Türk devletinden biridir. Aynı zamanda dünyadaki doğal gaz kaynaklarına sahip en büyük 4. ülkedir. Bu anlamda dünya gaz rezervlerinin %12'lik kısmı Türkmenistan topraklarında yer alıyor diyebiliriz. Yani Türkmenistan, tıpkı Azerbaycan gibi oldukça zengin yeraltı kaynaklarına sahip bir devlettir. Buradan şöyle bir çıkarım yapılabilir ki, ülkenin ekonomisi büyük oranda doğal gaz üretimine göre şekilleniyor. Doğal gazdaki bu bolluk, 2019 yılına kadar vatandaşlara yaramaktaydı ve halk doğal gaza, elektriğe ve suya ücretsiz erişiyordu. 1991 yılında Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte başkent Aşgabat, beyaz mermer şehri olarak anıldı ve ülkenin en büyük şehri konumundadır. Devlet, Hazar Denizi'nin yanı başında yer alıyor ve İran, Özbekistan, Kazakistan gibi devletlere de komşudur. Ülkedeki halkın %93'lük kısmı Müslümanlardan oluşuyor. Bugün Türkmenistan'a gitmek istiyorsanız en rahat ve güvenli yolculuk şüphesiz ki hava yoluyla olacaktır. Türkiye'den Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a her gün aktarmasız uçuşlar bulabilirsiniz ve yolculuk 4 saat sürmektedir. Şayet bu ülkeye gezmek için gidecekseniz kış mevsimini tavsiye etmem. Çünkü -25'leri görmeniz mümkündür ve çok soğuk oluyor. Diğer taraftan yazı da aşırı sıcak oluyor. Zira hava sıcaklığı 50 dereceye kadar yükselebiliyor. Gezmek için en ideal aylar bahar aylarıdır diyebilirim. Ülkedeki toprakların %17'si otlak alan, geri kalanı ise çöldür. Oraya gittiğinizde Karakum Çölü'nün ortasında 30 metrelik derinliğe sahip Cehennem Kapısı'nı mutlaka görmenizi ve Beyazlar Şehri Aşgabat'ı her detayına kadar gezmenizi tavsiye ederim. Kültür bakımındansa, geçmişte Türkmenistan halkının göçebe yaşam tarzı, şimdiki halkın yaşamına ve diline çoğunlukla yansımıştır. Örneğin, at binme sporlarında oldukça başarılılar. Ayrıca dünyanın en iyi ve en güzel atlarına sahipler. Bu anlamda her yıl pek çok kişi dağ yamaçlarında at binebilmek için Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. Aynı zamanda bu ülkeyi oranın geleneksel yemeklerini tatmak için ziyaret edenler de oluyor. Orta Asya mensubu birçok ülke gibi Türkmenistan'ın mutfak kültürü de göçebe bozkır kültürüne dayanır. Türkmenlerin yeme içme kültüründe ekmek son derece önemlidir. Mayalı ve mayasız hamurdan yapılan çörekleri oldukça meşhurdur. Ekmeği ise tandırlarda pişiriyorlar. Bunun yanı sıra tıpkı Azerbaycan ve Türkiye'de olduğu gibi pirinç ve et odaklı yiyecekleri seviyorlar. Misafirlerine çay ikram ederler ve yemeklerini saçak adı verilen sofralarda yerler. Şöyle de bir gelenekleri var ki yemeklerde ilk önce evin erkeği yemeye başlar ve sofradan erken kalkmak için yemek masasındaki en yaşlı kişiden izin alınır. Türkmenistan vatandaşları için ülkedeki yaşam her ne kadar kolay dense de yabancı ziyaretçiler için aynı durum söz konusu değildir. Politik duruşu sebebiyle kendi içinde yaşamayı tercih eden bir ülke olan Türkmenistan, ülkesine gelen ziyaretçilere de bir takım kurallar dayatmaktadır. Söz gelimi başkentte fotoğraf çekmek, açık alanlarda alkol ve sigara tüketmek, gece 11'den sonra sokağa çıkmak bu ülkedeki yasaklardan bazıları. Eğer olur da başkanlık sarayını çekerken yakalanırsanız polisin nefesini ensenizde hissedebilirsiniz. Size o fotoğrafı sildirmekle kalmazlar, dahası para cezasına çarptırılırsınız. Orada bir yerden bir yere ulaşım için yoldan geçen araçlara rahatlıkla işaret verebilirsiniz. Çünkü hemen hepsi duruyorlar. Yani şahsi aracı olan vatandaşlar ek gelir sağlamak adına turistler için taksicilik yapabiliyor. Siz konuşmazsanız sizi pek rahatsız etmiyorlar. Yolculuğun bedeli ise 5 ile 20 manat arasında değişiyor. Türkmenistan'la alakalı başka bir ilginç durumsa kadınların farklı bir eşarp takma tarzlarının olmasıdır. Türkmenistan'da kadınlar medeni halinin göstergesi olarak eğer evlilerse eşarp takıyorlar, bekarlar ise takke takıyorlar.
Özellikle genç kızlar birbirinden süslü pek çok minik takke takarlar. Yani görürseniz şaşırmayın. Saçları da genellikle iki yandan örülü oluyor. Bana kalırsa çok da güzel ve alımlılar Türkmen kızları. Genel olarak ince ve uzunlar, göze hitap eden hoş bir fizikleri var. Türkmenistan'ı turistik olarak ele aldık. Gelin biraz tarihine, ardından oradaki yaşam hakkında konuşulanlara değinelim. Bilindiği üzere Azerbaycan, Türkmenistan ve daha birçok devlet bir zamanlar Sovyet Rusya'nın hakimiyeti altındaydı. Bu gibi devletler 70 yılı aşkın süredir Sovyetler Birliği tarafından yönetildi ve kaynakları sömürüldü. O dönemlerde Kafkasların bu kadim halkları büyük bir baskı altındaydı ve özgürce yaşam süremiyorlardı. 1985 yılından sonra Niyazov önderliğindeki Türkmenistan Komünist Partisi, Sovyetler Birliği'nin Türkmenistan'ı fakirleştirdiğini ifade ederek ülkeye yeni bir umut getirdi. Ayrıca Türkmenistanlılar ekonomik alanda olduğu kadar kendi dillerini kullanma konusunda da Rusça'nın gerisinde kalıyordu. Niyazov'un girişimleri sonrası Türkmence de ülkenin resmi dili haline getirildi. Bu gibi önemli adımlar Niyazov'u halk kahramanı yaptı ve Sovyetlerin dağılması sonrası Türkmenistan'ın cumhurbaşkanlığına layık görüldü. Buraya kadar her şey normal. Ancak bundan sonraki süreçte Niyazov kendisini Türkmenbaşı olarak ilan ettirdi ve yönetimi ebediyen devraldığını söyledi. Ruhname adında bir kitap yazdı ve halka hitap ederken bu kitaptan seçmeleri sık sık okudu. Kitabın Türkmenistan halkı için bolluk ve bereket kaynağı olduğunu, okuyanlara şifa getireceğini iddia etti. Aynı zamanda Ruhname okullarda zorunlu ders kitabı olarak okutuldu. Ruhname'yi ezbere bilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Niyazov bununla da kalmadı, Ocak ayının ismini Türkmenbaşı olarak değiştirip Nisan ayına da annesinin adını verdi. Ülkede Niyazov'un annesine ait pek çok heykel görebilirsiniz. Hatta bazı içeriklerde bile liderlerinin fotoğrafı yer alıyor. 2006 yılına dek pek çok radikal kararlara imza atan Niyazov o yıl vefat etti, yerine Bedri Muhammedov geldi. Türkmenistan'da pek çok sorunun olduğu rivayet ediliyor ve onlardan bazılarını sizler için derledim. Türkmenistan'da iş imkanları çok kısıtlı. Halkın çoğu iş imkanının olmadığını ifade ediyor. Pek çok vatandaş Türkiye gibi ülkelere iş umuduyla göç ediyor. Ülkesinden kaçıp Türkiye'de 15 yıldır yaşayanları bile var. Aynı zamanda mevcut yönetimin çok otoriter olduğunu ve bundan memnun olmadıklarını beyan ediyorlar. Zira hükümetin insanların özel yaşamına kadar karıştığını ve insanların özgürlüğünü kısıtladığını ifade ediyorlar. Türkmenistan halkı ifade ve basın özgürlüğünün olmadığını, internet konusunda da ciddi anlamda sansür koyulduğunu, orada hapishane tarzı bir yaşam olduğunu iddia ediyorlar. Örneğin kadınların saç rengine kadar karışıldığını, arabalarınsa genellikle beyaz olması gerektiği konusunda kararlar alındığı söyleniyor. Televizyonlarda sadece birkaç kanalın aktif şekilde yayın yürüttüğünü, bu kanallarında tamamen hükümetin isteğine göre içerik ürettiği konuşuluyor. Yani kısaca televizyon yayınlarında ülke içindeki her şeyin güllük gülistanlık olduğu ve halkın çok mutlu olduğu anlatılıyor. Buradaki amacınsa ülke içindeki gerçeklerin dışarıya kötü şekilde yansıtılmasını önlemek olduğu varsayılıyor. Mesela koronavirüsün yaygın olduğu 2020 yılında Türkmenistan devletinin dışarıya karşı tamamen güzelleme yaptığını, aksine ülke içinde fazlasıyla virüs vakasıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. İnsanlar bu tarz durumlara karşı her ne kadar haklarını talep etmeye kalksalar da çözüm bulamıyorlar. Seslerini çıkarmaya kalktıklarında ise kötü muamelelere maruz kaldıklarını söyleyip yönetim karşısında korktuklarını ifade ediyorlar. Eğer ki hükümete karşı eylemlerde bulunurlarsa 25 yıla kadar hapse atılmaktan çekiniyorlar. Bundan dolayı ülke içinde kimsenin sesi çıkmıyor. Onlara göre ülke dışarıya kapalı olarak yönetilmeye devam ediyor. Mesela kağıt üzerinde demokrasinin olduğu, seçimlerin şeffaf yürütüldüğü, halkın özgürce yaşadığı imajı yaratılıyor fakat içerideki tablonun aslında çok farklı olduğunu söylemekteler. Mevcut yönetimin seçimlerde hep yüksek çoğunlukla oy aldığını ama hakikatin aslında farklı olduğuna inanıyorlar. Ülkede pek çok süslü bina ve anıt var ve bu anlamda dışarıdan oldukça büyüleyici ve ihtişamlı görünüyor. Fakat hayatın içi aslında öyle değil.
İnsanlar ruhsal anlamda bitik ve şehirlerde bir coşku yok. Yönetim şekli cumhuriyet olarak geçiyor ama ülkede söz sahibi olan tek kişi cumhurbaşkanı. Ülkeyle alakalı alınan kararlar doğrudan onun talimatlarıyla gerçekleşiyor. Bu anlamda demokratik bir ülke olarak görülmüyorlar ve otoriter rejim sıfatını almış durumdalar. Halkın dışarıya karşı soyut olarak yaşatıldığı bu ülkede insanlar çok ucuz ücretlere çalışıyorlar. Ülkede savaş yok fakat insanları başka ülkelere göç etmek için çabalıyor. Yolsuzluk ve rüşvetin hakim olduğu iddia ediliyor. Özellikle polis ve diğer memurların ucuz bahanelerle halktan sürekli rüşvet almaya çalıştığı söyleniyor. Türkiye'de yaşayan 10 binden fazla muhalif Türkmenistan vatandaşı, kendi ülkelerinde çocukları okula yazdırırken tutun da vefat eden birinin cenazesinin kaldırılmasında bile rüşvet olaylarının döndüğünü ifade etmekteler. Ayrıca Türkiye'de yaşayan bu insanlar, yönetim hakkında zıt görüşlerde bulunurlarsa, kendi ülkelerinde ailelerine bir takım yaptırımlar uygulandığını iddia ediyorlar. Örneğin yanlış bir politikayı eleştirdikleri an, kendi ülkelerinde vatanlarını kötüledikleri hakkında haberler çıktığını söylüyorlar. Zaten yurt dışında vatandaşlık hakları olmadan sürünmektense, kendi ülkelerine dönüp orada özgürce yaşamak isteyen bir halk neden kendi ülkesini kötülesin ki? Günümüzdeki Türk devletleri çok zengin topraklara sahip olmasına rağmen maalesef ki halkları mutsuzluk ve fakirlikle iç içe yaşam sürüyorlar. Hemen her Türk devletinin doğalgaz, bor ve petrol gibi yeraltı kaynakları ya da tarıma elverişli müthiş toprakları bulunuyor. Buna rağmen halk mutlu değil ve yaşam şartları çok pahalı. Umarım ki her Türk devleti bir gün demokrasiyi %100 olarak yaşar ve ekonomik olarak da refaha erişir. Türkmenistan hakkında daha anlatılacak pek çok detay var. Eğer ki videoya yüksek bir beğeni ve yorum gelirse, bu ülke hakkında daha detaylı konuları işleyebilirim. Bu tarz videoların devamı adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.